Herkese merhabalar arkadaşlar. Kayı Beyliği bölümümüzün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Orada ben bir Kayı Beyliği ile birlikte Germanyoğlu Beyliği ve buradaki Aydınoğlu Beyliğin Beyliği'nin topraklarıma katmıştım arkadaşlar ve daha sonrasında ise Osmanlı Beyliği'ne dönüşmüştük arkadaşlar ve ondan sonra ise buradaki Osmanlı Devlet adında bir yer açılmıştı biliyorsunuz. Bunu zaten sizin yapmanıza gerek yok zaten senaryo oynuyorsanız eğer. Bunu zaten siz emutlarla birlikte kendi kendine olacaktır arkadaşlar ve bu arada unutmayın ki açıklama kısmında ve yorumlar kısmında senaryo linki her zaman var arkadaşlar. Şimdi 244 binlik bir akçemizle birlikte turumuzu zandırıyorum. Biliyorsunuz ki ben bir önceki bölümde Orhan Gazi Bizans'tan bir prensesi alarak ve ittifak olmuştuk. Bizans soyumadında bir ittifakımız olmuştu arkadaşlar. O ittifamız hala devam ediyor ama görünüşte Edirne'yi biraz sonra fethedeceğiz arkadaşlar. Edirne'yi fethettikten sonra Orhan Gazi orayı başkent yapacak. Bakın şimdi Edirne'nin fethi. Edirne'nin fethi kolay ve pürüzsüz oldu. Edirne'yi hemen al. İhlak ediyorum gördüğünüz üzere. Artık devlet olma vaktidir. Orhan Gazi Edirne'yi aldıktan sonra sonra beyliği devlete dönüşmüştür devlet yap. Ee, gördüğünüz artık mono bakın hemen şurayı oyunumuzu durduruyorum arkadaşlar ve gördüğünüz üzere e, monarşiye dönmüş olduk ve Osmanlı devletini resmi olarak kurmuş olduk arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Orhan Gazi devlet yapmıştı ve Fatih Sultan Mehmet ise imparatorluğa çevirmişti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere imparatorluk kurmak için ise böyle bir aşama lazım. Bu arada bu oynadığımız versiyon V1. nokta versiyonu arkadaşlar. V2 versiyonunda Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesini falan her şeyi konu alacak arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi 345 bin akçemiz var ve hemen direkt olarak Yarman Yolu Beyliği'nin topraklarıma katacağım arkadaşlar. Biraz sonra zaten Edirne eğer başkent olmazsa, Emut da öyle bir gelmezse ben zaten kendimi yapacağım arkadaşlar. E, açıklama kısmında kesinlik olarak unutmayınız. Yorumlar kısmında da linki var. Oradan direkt olarak indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Germanyolu Bey'in direkt olarak topraklarıma katacağım ve daha sonrasında ise e, Bizans'a Bizans biraz da uğraşmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki ben bir önceki bölümde Çipne Kalesi'ni Bizans'tan almıştım ve buradaki Sakarya taraflarında almıştık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bak Germanyolu belli hala zorluyor ya. E, şimdi buradan bir kısım askerler silmek zorundayım. Bu arada nüfusu Anadolu'yu bayağı bafladık arkadaşlar. Anadolu bayağı baflandı. Bir de yorumlarınızı okudum. Senaryoyu kuramayan arkadaşlar varmış. Arkadaşlar senaryo kurulumu basittir. RAR'daki dosyayı çıkartın. Ee, oyunun ana dizinlatın. atın. Yani her şeyi değiştirin. Şimdi gördüğünüz üzere Anadolu'daki sol tarafı almayı başardık arkadaşlar 189 binlik bir akçemiz var ve e, nüfusumuza bakacak olursak ise 1 milyonluk bir nüfusumuz var Bu arada dün YouTube çıktı çöktü abi YouTube'un çökmesinden dolayı bizim internet yani videolar biraz aksadı kusura bakmayın Bu arada şimdi 202 binlik bir akçemiz var ve akçemiz hızlı bir şekilde artarken Edirne artık Osmanlı resmi başkentidir başkenti taşı yapıyorum arkadaşlar e, yalnız başkentimiz taşımadı Çünkü oradan şey olduğu için abi mutlu bakın ben size dediğim şey olay yine gerçek gerçekleşti. Işte. 150 de olduğu için yine savaşlar olduğu için arkadaşlar başkentte taşımadı gördüğünüz üzere. Hemen başkentimi taşıyorum abi Edirne yapıyorum. Böyle siz, sizde böyle bir sorun olmayacaktır. Bu arada başkent taşıma veya yapma gibi sorunlar olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi 205 binlik ve 209 bin akçemiz hızlı bir şekilde artarken 1329 yılınız Bin... Eventlar yavaş yavaş zaten oyunda siz oynarsanız eğer yavaşlayacağını fark edeceksiniz. Eventlar zaten öyle güzel emniyetler gelmeye başlıyor son zamanlarda. Mesela, e, nasıl desem, e, adaların yani donanmalar artık çıkartıldı. Yeni medrese ordumuz hazır hayırlı olsun gibi birçok emniyetler gelecek arkadaşlar. Şimdi 11 11'lik bir diplomasi puanım var ve ben bu diplomasi puanını Karamanoğlu Beyliği'nde kullanmak istiyorum arkadaşlar. Karamanoğlu Beyliği'nin şöyle bir ekonomisi ve nüfusuna bakacak olursak 29613'lük bir e, ekonomisi var ve monarşi niteliği. Biz bunu ayarlamadık tabii ki. De. V2 versiyonunda bu ayarlanmış olacak arkadaşlar. Ve zaten Timur İmparatorluğu'na karşı bir sürü mutlar göreceksiniz filler olsun hepsini göreceksiniz kısaca. 204 binlik bir nüfusu, mu, nüfusu var gördüğünüz üzere bu nüfusu hemen yok edelim abi bizim topraklarımıza katalım. Ee, buradan direkt olarak topraklarımıza e, ilerliyoruz arkadaşlar. Orhan Gazi'nin vefatı ve 1. Murat'ın tahta çıkışı yeni sultanımız. Bunu hemen yapıyorum. Gördüğünüz üzere halkımız da zaten sevindi. 23.341'lik hemen askerlerimi buraya dağıtacağım. Ve Konya'dan ise e, şöyle askerler basıyorum. Bu arada yorumlarınızın bir kısmında şey gördüm. Bazı yerlerde tarih sorunu var yazmışsınız. Arkadaşlar Age of History 2 oynadığımız için yani EU4 veya o 4 olmadığı için oyun. Yani tarih mesela hızlandırdığınızda 5 turda direkt olarak 1300 1333 yılına falan direkt geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o yüzden diyorum ki bence fazla takmayın. Yani mesela 1453'te olan olay 1452'de olduysa bence bu normal bir şey arkadaşlar. Çünkü oyun tarih konusunda bayağı sıkıntılı. Mesela şu an 236 tur olmuş ve ben 34 yıldır bu oyun oynuyorum arkadaşlar. Öyle yazıyor şu an gördüğünüz üzere. 34 yıldır 9 aydır 7 gündür oynuyormuşum. Yani saçmalığa bakın abi. 28.545'lik askerimi direkt olarak buraya çekeceğim. Konya'ya direkt olarak geliyorum arkadaşlar. İlk müzikli spor gösterisi yağlı güreşler. Osmanlı İmparatorluğu müzikli spor gösterisi yaptılar. Halk mutlu. Gayet güzel. Bakın görüyor musunuz? Halkımız da mutlu arkadaşlar. 28.545 hemen buradan direkt olarak Karamanoğlu Beyliğin topraklarıma katıyorum arkadaşlar. Yalnız şimdi artık sıkın işimiz biraz daha zor. Gördüğünüz gibi artık dibimizde büyük devletler olmaya başladılar arkadaşlar. Ee, Bizans'ı hemen ilişki geliştireceğim. Ee, ben ittifamı dağıtacağım bu arada Bizans'ta biraz olsun biraz sonra. Şimdi 254 bin akçem var ve direkt olarak akçelerimin hepsini buraya yatırmak istiyorum. Ee, hareket puanımın simgesi bu arada 2.10 paketini eğer unutmadıysam yorumlar kısmında kesinlik olarak vardır arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki bir de ikinci Bulgar Bulgar aynı yani bu sefer doğru söyledim abi. İkinci Bulgar bizim gücümüzü o zamanlarda küçük görüyordu abi. Küçük gördüğü içinde bir Osmanlı olarak oralarda bir bir takım fetih olaylar başlattık arkadaşlar. Ee, dur durdur abi. Gürcistan'a karşı Bizans kısalırsam savaş ilan ve beni de bu savaşa çağırdı abi. Neyse ben bende bir sıkıntı yoktur zannetmiyorum ya. Kada askerlik Kada askerliğinin teşkilini başlatıldı. Devletin ilk adımları. Teknoloji seviyesine 00.7 buff geldi abi şu an. Kada askerlik biliyorsunuz tek en önemli şeylerden birisiydi arkadaşlar ve buradan hemen bunları verdikten sonra edebiyat yönünden olsun, avukatlık yani bir nevi işte e, halkın konuşmacısı olsun gibi birçok şey, bir yerde e, konuşmalar yapıldı şu an. Ee, Bizans bizi orduyu çağırıyor yani Sırbistan Savaşı'na çağırıyor. Ben bunu maalesef reddedeceğim arkadaşlar. Sırbistan Savaşı'nda olmak istemiyorum maalesef. Şimdi ben turumu biraz daha hızlandıracağım. Eventlar bu arada gerçekten çok soruyor arkadaşlar. Yani Age of History'de olması gerekenlerden birisi de Eventtır arkadaşlar. Olayların olması gerekiyor. Yeni kanun. Devletimizin ilk kanunu olan Pençik Kanunu. Bakın mesela bunu hiç kimse bilmiyordur abi belki de. Pençik Kanunu hayırlı olsun. Teknoloji seviyesinin artı 3 buff. Yalnız üzere bir buff da aldık arkadaşlar. Bu buff'lar bizi tabii ki de e, teknoloji puanının hepsini vermeyeceğim. Ben zaten bunu size ben ilk yaptığım senaryo oynuyorum. Size linklerde paylaştığım şeydeyse bunun nöflenmiş ve batlanmış halini göreceksiniz arkadaşlar. Yani bu kadar nüfus falan almayacaksınız normalde ama şimdi buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada size küçük bir duyuru yapacağım. E, bunu V1.1 versiyonu çıkardığımızda kayı obasını V1.1 versiyonu çıktıktan sonra e, Tabii ki de Anadolu'da bir takım her şey değişmiş olacak ve ondan sonra arkadaşlar aynı zamanda ekibimizle birlikte 5 kişilik bir ekibimiz var ve o ekibimizle birlikte arkadaşlar bir senaryo üzerinde de uğraşıyoruz. Hemen size küçük bir tiyosunu vereyim, spoilerını vereyim abi. Türkiye senaryosu arkadaşlar. Türkiye senaryosunun neler olacak konusunda hemen gelirsek şöyle ben açıklayayım. Biliyorsun Türkiye son zamanlarda S-400 aldı, Rusya ile ilişkilerini falan geliştirdi, bir, bir sürü şeyler yaptı. Amerika bize yaptırma uyguladı, Donald Trump değişti, Joe Biden falan geldi. Arkadaşlar 2020 yılından başlayacak ve ondan sonra baya ilerleyecek arkadaşlar nasıl desem her şeyi göreceksiniz kısaca petrol falandan her şeyi durdur abi şuna. Evet yeni muharebe zaferi Osmanlı 1. Murat ile yükselişi devam ediyor ihlak. Gördüğünüz üzere <laughs> da aldık abi. Bak Bizans'ta gizliden çatışıyormuşuz gibi duruyor ama Bizans'ın gözünde iyi duruyoruz arkadaşlar. Mesela biliyorsunuz ki ben bir önceki Tekirdağ olan Çipte kalesini Bizans'ta demiştik ki Süleyman Şah be yani Süleyman Şah vardı biliyorsunuz bizim ordu komutanı. Süleyman Şah oraya gitti orayı üst olarak kullandı ama aslında orası bizim oldu arkadaşlar. Zaten Bizans bunu ileriki safhalarda fa Fark ediyor ve bize savaş açıyor. Sonra yeniden barışıyorlar falan. Bayağı şeyler olacak kısaca ya. E, Trabzon İmparatorluğu bize barış oldu. Zaten ben buna savaşmıyordum abi. Tamam barışımı yolluyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci Bulgar İmparatorluğu'na karşı e, bir bulgur. Yok Bulgar tamam. E, Bulgar İmparatorluğu'na karşı bir takım bir şeyler yapmamız gerekecek maalesef. Çünkü Bulgar İmparatorluğu bize karşı bayağı tedbirli davranmaya başlayacak zaman, ileriki safhalarda. Biliyorsunuz ki o zamanlarda Bulgar İmparatorluğu'nun başkenti Tırnova'ydı zaten sizde zaten yoktur normal Age of History'de Tırnova diye bir başkent yok arkadaşlar Bulgarlar Bulgar Krallığı Osmanlı hakimiyetini kabul etti gördüğünüz üzere arkadaşlar ben ne dedim e, hemen bunda gelişmeler söz konusu oldu şimdi arkadaşlar Sof yapıldı ve Niz gibi birçok yerleri topraklarımıza katacağız eğer olur da tabii ki de Bizans oraları katması zaten onu da ayarlayacak bir şeyler yaptık Eğer Bizans sayısı Bizans'tan ihlak ediyorsunuz Eğer bulgarda ise bulgardan ihlak edeceksiniz arkadaşlar e paramız 1 milyon oldu hemen ben istediğim şimdi direkt olarak ben arkadaşlar biraz da ülkemizde yaptırımlar yapmak istiyorum araştırma şöyle bir yüklenmek araştırma değil abi araştırma değil mallara şöyle bir yüklenelim yaptırımlara da şöyle yüklenelim arkadaşlar bu arada bab konusuna gelecek olsak İstanbul bak 41.976'ya inmiş nüfus fark ettiniz mi? Çünkü savaştan savaşa girdiği için, Bizans hiç rahat duramadığı için arkadaşlar Bizans sürekli savaşa giriyor. Şimdi paramızı azaltalım ben biraz... Evet Niş ve Sofya. Ee, Niş ve Sofya Osmanlı tarafından alınmıştır. Senaryo eğer düzgün işlediyse Bizans'ın değil, değil değil senindir diye yazıyor. İhlak et diyor. Eğer, bakın ikinci Bulgar'dan Sofya ve Niş'i alabiliyoruz şu an. Eğer Bizans'ın elindeyse ihlak et diyor. Bakalım şu an kimin elinde? E, tamam abi ihlak edeceğim. Gördüğünüz üzere hemen alıyorum ve Niş ve Sofya bizim oldu arkadaşlar. Eğer Bizans'ın elindeyse siz şey yapacaksınız arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Hemen göstereyim. Oradaki Bizans tuşuna basacaksınız ve Bizans olarak ihlak edecek arkadaşlar onu. Zaten orada değişken olacaktır sürekli. E, şimdi güzel bir şekilde topraklarımız büyümeye devam ediyor. Farkındasınız değil mi arkadaşlar? Farkında olduğunuzu bilmek istiyorum çünkü. E, bu senaryomuzun size yansıtmaya çalıştığı tek şey şöyle bir yansıtma olacak. Mesela Kayı Obası'nın Osmanlı Devleti Osmanlı İmparatorluğu dönüşüne kadar nelerden nelere geçtiğini görmesini görmenizi istiyorum arkadaşlar. Mesela bakın Kayı Obası'ndan Kayı Beyliğine dönüşmek bile çok zor Bayraklar bu arada bayrakları soracak, soracak olan arkadaşlar vardır. Hepsini arkadaşlar özenle hepsini biz tasarladık. Yani Osmanlı'nın o zamandaki bayraklarından esinlendik. E, 1348 yılındayız ve 1350 yılına gireceğiz ve buraya kadar izleyen arkadaşlarım Alttan videoyu beğenip henüz kanalıma abone de Kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. E, bu arada konumuz sadece Bizans üzerinden değil. 2. Bulgar İmparatorluğundan da geçiyor arkadaşlar. 2. Bulgar'da Tırnova'yı aldıktan sonra direkt olarak çöküyor. 40 dilim muharebesi. 40 dilim muharebesi bizi daha da güçlendirecektir. Hazine 40729'luk bir hazinemiz hayırlı olsun arkadaşlar. 40 dilim muharebesi Bizanslılar arasında yapılmış bir muharebedir. Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. E, muharebe konusunda şuralarda bir yerlerde oluyor sanırsam. Ondan itibaren bizim topraklara geçiyorlar. Şimdi durdurmamız lazım çünkü paramız gördüğünüz üzere eksi 48 bin'e kadar yine Hemen buradan e, yatırımları falan da kısacağım arkadaşlar. Ekonomimize şöyle bir bakmak istiyorum. E, 273 binlik bir ekonomimiz oldu ve 1 milyon 533 bin ise bir nüfusumuz var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar hemen şunda bir örnek vermek istiyorum. E, Bizans kitkide Zayıflaşırken Osmanlı gittiği güçleniyordu ve şu anda olan şey arkadaşlar o. Bir, 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 önceki bölümümüze bakarsanız eğer Bizans'ın nüfusu 7, ekonomisi 700 binken iken 247 bin e düştü. Bizimkisi 273 bin. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Yani bunu size yansıtabilmişizdir umarım. Tek amacım bu çünkü arkadaşlar. Senaryo yaparken çünkü. Ha ya dedim biz oynuyorsam mesela bir insana bunu nasıl sunabiliriz? Bu şekilde sunabiliriz diye düşündüm. Bu arada birçok kişi şey sormuş. Kongres 2'ye ne zaman gelecek diye sormuşsunuz arkadaşlar. Eğer Kerem ve ekibiyle anlaşabilirsek. Kongres 2'ye de eklenmesini isteriz arkadaşlar. Eğer eklerlerse eklerler. Yani zaten biz zaten konuşacağız. Birinci ee, Murad'ın ölümü. Birinci Murad'ın ölümü ve Yıldırım Beyazıt'ın tahta çıktı. Yeni Cihan Devleti'mizin sultanı. Mutluluk artı 40. Ee, oyunumuzu durduracağım mutlu hemen şuradan bakacağım 88'lik mutluluk var şuradan hemen mutlu da basıyorum arkadaşlar ve artık eyaletlerde mutluluk bastık şu an Bakalım %100 oldu gördüğünüz üzere mutluluğumuz arkadaşlar. Şu an zaten o gittik de azalacaktır. Buff konusuna gelecek olursak zaten her yeri bufflamaya çalıştık. Yani Afrika ülkeleri hariç Avrupa Birliği'nden birkaç devletler hariç her yer bufflandı arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere refah çağında altına yani altında refah çağına ulaşmışız arkadaşlar. Nüfus artı artı 19 artı 12 ve vergi gelirinin artı 11. E, ee, Çağatay yanında bize ne şey koalisyon kurmamızı istiyor altın orada. Bu arada ben size şeyi gösterdim bilmiyorum ama altın orada devletin burada bir tek daha beyaz orada devleti olması lazım. Onu yıkmış sanırsam. Çünkü biliyorsunuz ki o zamanlar altın orada devleti e, white bir horda diye bir şey geçiyor. Gold Horde diye geçiyor. Bir de White Horde var arkadaşlar. İkisi böyle kanat şeklinde olduğu için onlara öyle isim vermişler. Şimdi 1355 yılında bir e, değil de 1357 yılında falan bir event daha gelecek. Ben şimdi o sırada savaş ilan edebileceğim bir devlet var mı bakacağım şöyle. Aslında Epir'i alabilirim bak. Atina alabilirim. Atina Dukalı kimin vasalı? Kimsenin vasalı değil arkadaşlar. Hemen Atina bir savaş ilan edeceğim. Zaten eventlarda bir kısmına da diyecek ki eğer Epir ve e, şey düşmediyse oraları almanı isteyecek arkadaşlar. Evet İstanbul kuşatması. Başarısızlıkla sonuçlandı. Askerlerin büyük bir kız, miktarda kaybet para ve kaybettin diyor ekonomimiz arkadaşlar Bursa'dan Eko 10 ve Tekirdağ Çorlu'dan bir kısım ekonomi gidecek bizden zaten ee, şimdi direkt olarak Atina Dükkanı'na çıkarma yapacağım Atina Dükkanı'na çıkarmam başarılı bir şekilde sonuçlanırsa eğer bu savaşı kazanırız arkadaşlar eğer sonuçlanmazsa kaybederiz maalesef ee, şuradan bakacağım 1 milyon 527 bir nüfusum var bunun ise 59 bin ve 13 bin ben bunu rahat bir şekilde çıkarmam yaparım abi ee, buradan direkt olarak Atina di koluna çıkarma yapacağım. Bu arada var ya her şeyi de dua ederek oynuyorum abi çünkü ufak bir hatamızda senaryo direkt olarak çöp oluyor. Yani hemen anlarsınız zaten. Ya emutlardan mesela bir örnek vereyim arkadaşlar. Bizans İmparatorluğu bir işte Konstantinopolis fethettik. Ama yıla bakıyorsun 1433 mesela. O, o, zamana bakıyorsun. Bizans'ın elinde İstanbul yok. İlhanlıların elinde Bizans. Yani o şekilde örnek verebilirim size. Yani Emunutlar bir kaysa video çöp olacak abi. <laughs> 9799 bin paramız var. Bu parayı hiçbir yerde göremezsiniz bu arada. Bu nasıl para bir... lan? Güzel abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar Osmanlı gitgide Osmanlı devleti gitgide güçlenirken Orhan Gazi ile birlikte artık biliyorsunuz başka donanmalarımız genişlemeye başladı ve farklı yerlere çıkarma yapmaya başladık arkadaşlar. 1358 yılında sanırsam bir event daha gelecek ya da gelmez. 1360 yılında da gelebilir. Eventlar bizi 1400 yılına kadar takip edecek ve ondan sonra ise artık 2v1.1 versiyonu yayınlayacağız sizler için. Onun tem telefon içinde uyumlu olacak bu arada. Bu bu arada bu senaryo telefon içinde uyumlu arkadaşlar. Eğer yükleyebilirseniz uyumlu olacaktır. Ee, şimdi. Evet buraya kadar izleyen arkadaşlarım aşağıdan videoyu beğenip alttan kanalıma abone değilseniz de kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben ki sizler için gördüğünüz üzere Osmanlı Devleti'ni biraz daha genişletmeye başardım. Siz de umarım bu senaryoda yapabildiğiniz kadar güzel şeyler yaparsınız. Aynı saldırganın 150'ye kısmı kesinlikle olarak unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Son tarafta görün gösterilen outro kısmına bakmayı kesinlikle olarak unutmayın. Sizler için güzel bir müzik koydum arkadaşlar oraya. Görüşmek üzere. bay bay.